Bayraktar TB2 SİHA'sının Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin anlaşma, Ankara'da Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczyk tarafından imzalandı. Aselsan'la FNSS işbirliğinde üretimi tamamlanan ön prototip zırhlı muharebe aracının sürüş ve atış testleri başarılı şekilde gerçekleştirildi. TUSAŞ Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3. T-129 Atak Faz 2 helikopterini teslim etti. Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyet Asfat'ı ziyaret etti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, uydu teknolojilerindeki çeşitli kabiliyetlerin birleştirildiği bir uydu şirketinin yakın zamanda hayata geçirileceğini açıkladı. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen silahlı insansız deniz aracı ULAK, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatta yaptığı atışta hedefi başarıyla vurdu. Teknopark İstanbul, Patent Efekt'in yayınladığı 2020 yılı patent performansları listesinde 52 girişimci firmayla Türkiye genelinde en fazla patentli girişime ev sahipliği yapan teknopark oldu. TUSAŞ tarafından yapısal iyileştirmesi tamamlanan F-16 Block 30 uçağının 6.'sı Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Asfat tarafından üretilen 5 adet mekanik mayın temizleme teçhizatı aracı Azerbaycan'a teslim edildi. Sitek Bilişim'le havacılık şirketi Thales Alenia Space uydu haberleşme sistemleri alanında işbirliği anlaşması imzaladı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Gökbey helikopterinin 3. prototipinin tamamlandığı ve 4. prototipin üretim hattında olduğu açıklandı.